Herkese merhabalar. Ben Yiğit Günal. 9'dan sonraya hoş geldiniz. Bugün neleri konuşacağız? Bir gazetenin haberine göre Almanya koronadan zarar gören, daha doğrusu aşıdan zarar gören herkese ömür boyu bir aylık bağlıyor. Türkiye'ye araç gidenlerin dikkat etmesi gereken 185 kuralı ve Düsseldorf'ta Bursa plakalı bir aracın tramvay yoluna park ederek tramvayların geçişini engellemesi konusu. Çaylar kahveler hazırsa başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. 9'dan sonra programında bugün 3 tane başlığımız var. Bunlardan bir tanesi bir gazetenin haberine göre, ki bu birçok gazetenin haberine göre diyebiliriz, Almanya'nın korona aşısından zarar gören kişilere bir aylık bağlaması durumu söz konusu. Buradan nereye bağlayacağım? Birazdan oraya geleceğim. Ama önce haberden bahsedeyim. Almanya'da 12 bin kişi ben korona aşısından dolayı zarar gördüm, tazminat istiyorum diye başvuru yapmış. Bunların yarısı hala incelemede. Diğer yarısına da bir maaş bağlanmış, ömür boyu olmak üzere. Çünkü aşıdan dolayı zarar gördükleri, sağlıklarının zarar gördükleri tespit edilmiş. 164 ila 854 euro arası gördükleri zarara göre ömür boyu bir maaş bağlanmış durumda bu habere göre. Ama bir taraftan da şöyle bir açıklama yapılmış sürekli bu haberler dolaştığı için. 65 milyon kişi en az bir doz aşı olmuş. Bu zarar gören kişilerin tespiti şu anda 140 bin kişide yaklaşık olarak bir kişinin zarar gördüğünü kabul etmiş oldular. Ki bu konuyla ilgili söylemek istediğim iki tane şey var. Birincisi şu, ikincisi biraz daha enteresan. O aklıma geldiği için biliyorum ama birincisi şu arkadaşlar. Korona aşısından hem zarar gören insanlar, belki aşıdan dolayı hayatını kaybeden insanlar olmuştur. Hem de korona aşısı sayesinde hayatta kalan insanlar olmuşuzdur ki belki biz de onlardan biriyiz. Bu sebeple bir aspirin bile herkeste farklı etki yaparken böyle bir aşının farklı farklı sonuçlarının olması çok doğal. Uzun süre sonra nasıl söyleyebilirim onu? Uzun dönem etkilerinin henüz zaten bilinmediği bir aşı. Bu sebeple ilerideki dönemlerde daha neler olacak onu da bilmiyoruz tabii ki. Bu başvuruların sayısı artabilir. Aslında beni gülümseten şey neydi? Çok enteresan bir konu var Almanya'da. Biraz da tatsız bir şey aslında. Burada çok uzun süredir yaşayanlar bilir. Burada bir yardım söz konusu ise ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Diyelim bir yardım var. Bunun gibi bir yardım var mesela. Korona yardımı, aşı yardımı. Aşıdan zarar gördüğüm için işte yardım ediyorlar gibi. Bu yardımı alan birisi bunu keşfediyor, bir şekilde duyuyor. Bu yardımı alıyor ama etrafındakilere söylemiyor. Korkusu da şuymuş ve bu çok yaygınmış gerçekten. Aslında biz buraya ilk geldiğimizde buradaki insanlardan destek istediğimizde bunu biraz fark ettik. Böyle çok bildiklerini anlatmıyor gibi bir tavırları vardı. Sonra bunun yaygın olduğunu öğrendik. Tabii ki bu genelleme yapılacak bir şey değil. Tam tersi bütün bildiklerini paylaşan, bütün her şeyi anlatan çok yardımsever insanlar da var. Bu ayrı bir konu ama böyle bir şey var. Bu bir gerçek yani. Bu birçok kişinin tanıdığı, belki böyle tanıdığı böyle birileri de olabilir Almanya'da. Aldığı yardımı, özellikle devletten aldığı yardımı anlatmıyor, çevresini anlatmıyor. Korkusu da şu, herkes gider başvurursa belki kesilir benim yardımım. Çünkü böyle bir şey çok yayılırsa belki bir problem olur diye endişe ediyor. Ve anlatmıyor. Kendini o kadar değerli görüyor ki, siz düşünün. O etrafında anlatacağı 3-5 kişinin de gidip yardım alması dolayısıyla Almanya hükümetinin ya bu yardım çok olmaya başladı. Acaba bir terslik mi var diye fark edip yardımı keseceğinden korkuyor ve insanlara anlatmıyor. Bunu bana burada yaşayan böyle birkaç kişi söylediğinde ya işte anlatmıyor olabilirler, insanlar çekiniyor işte yardım kesilir diye ya da anlatmıyor olabilirler. İşte herkes bu avantajı bilmesin. İlla ki yardım değil ama genelde sosyal yardımlarla alakalı olan şeylermiş. Bana çok enteresan gelmişti. Ama artık herhalde böyle bir şey mümkün değil. Çünkü sosyal medya var, YouTube var. Her şeyi herkes konuşuyor ve anlatıyor. Herkesin anında haberi oluyor zaten. Ama yine de illaki çok detay, çok bilinmeyen şeyler vardır. Çok fazla yasa var çünkü Almanya'da. Çok detaylı yasalar var. İnsanların birbirine anlatmasını temenni ederim. Çünkü Almanya siz oraya buraya anlattınız diye ya da videolar çektiniz diye. Kaldı ki biz videolar çekiyoruz, on binler izleniyor vesaire. Biz bile bunu anlattık diye bir şey değişmeyecektir. Kamuoyu oluşsa bile netice değişmeyebiliyor. O yüzden çok fazla bu kadar endişe etmeyin arkadaşlar. Etrafınızda güzellikleri paylaşın. Hiçbir zararı olmayacaktır diye düşünüyorum. İkinci konu şu. Türkiye'ye arabayla gidecek olanlar, yurt dışında yaşayıp da Türkiye'ye arabasıyla gidecek olanların dikkat etmesi gereken bir konu. Bu konuyla ilgili mağdurlar var, olabiliyor.
Biz de bununla ilgili bir şey yaşamıştık. Size bu tecrübelerimizi anlatmak isterim. Birincisi şu, Türkiye'ye arabayla gidecekseniz ve zaten sürekli olarak Almanya'da yaşıyorsanız, birkaç haftalığına arabayla gidiyorsanız bir problem yaşamazsınız. Ama bizler gibi sürekli olarak Türkiye ve Almanya arasında seyahat ediyorsanız, vaktinizin yarısını Almanya'da bir yılın, yarısını ortalama Türkiye'de geçiriyorsanız dikkat etmeniz gereken bir kural var. O da 185 gün kuralı. Almanya'dan Türkiye'ye arabayla gittiğinizde ya da Avrupa'dan ilk giriş yaptığınızda ülkeye 30 güne mahsus olmak üzere turistik kolaylıklar kapsamında bir kereye mahsus ama. Yani Almanya'ya taşındınız, ilk kez arabayla gidiyorsunuz. Hiçbir kurala bakılmaz. Bir kereye mahsus olarak 30 gün size müsaade edilebilir. Ama 30 gün sonra bu turistik kolaylıklar kapsamında geri dönmeniz lazım. Daha sonra bir daha arabayla geldiğinizde, kendi adınıza bir arabayla geldiğinizde bu 30 günlük hakkınız yoktur. Ya da daha fazla kalmak isterseniz kapıda bakılacak şey, Kapıkule sınır kapısında bakılacak şey 185 gün kuralıdır. Geriye dönük bir yıl içerisinde yurt dışında en az 185 gün yaşamış mısınız, buna bakılır. Yani sizin hayat merkeziniz Türkiye mi yoksa yurt dışı mı diye bakılır. Bunun için siz de sorgulama yapabilirsiniz. E-Devlet'e girip arama butonuna yurt dışı yerleşiklik sorgulama yazıyorsunuz. Tamama basıyorsunuz ve size son bir yıl içerisinde bugünden geriye dönük olarak, o yıl takvim yılı olarak değil, direkt geriye dönük olarak ne kadar yurt dışında yaşadığınızı gösteriyor. O yüzden sürekli gidip gelenler kapıda mağdur olmamak için mutlaka gitmeden önce E-Devlet'ten yurt dışı yerleşiklik sorgulama yapmalıdır. Buradaki mantık şu, bugün günlerden 24 Ocak, 24 Ocak 2024'ten geriye dönüyoruz. 24 Ocak 2023 ve 24 arasında bir yıl içerisinde kaç gün yurt dışında kalmışız, kaç gün Türkiye sınırları içerisinde kalmışız. 185 ve üzeri ise aracımızla girebiliyoruz ve aracımız 2 yıl kalabiliyor arkadaşlar. Eğer tekrar çıkartmazsak, tekrar çıkıp girersek arabayla tekrar 185 gün kuralına bakılacak. Ama aracı bırakırsak şayet araç orada 2 yıl kalabilir. Biz de gidip gelebiliriz istediğimiz gibi. Ancak biz yurt dışına çıkarken, yani Türkiye'den yurt dışına çıkarken de taahhütname vermek durumundayız. Ben gidiyorum, aracım Türkiye'de kalıyor. Benden başka kimse kullanmayacak. Şurada park halinde diye yine E-Devlet'ten çok basit bir şekilde taahhütname verebiliyoruz. Instagram'da bununla ilgili bir reelsim var. Bu taahhütname konusunda orada paylaştım. Instagram'dan da takip edin bu esnada. Hem Educraft'ı Almanya'ya göç danışmanlığı için hem de kişisel hesabımı takip etmenizi öneririm. Çünkü her şeyi burada paylaşmıyoruz, her şeyi orada paylaşmıyoruz. İçerikler farklı olabiliyor. 185 kuralı çok önemli, çok mağdur var. Biz de gittiğimizde hep sınırda kalmıştık ama turistik kolaylıklar kapsamında girdik. Ondan sonra tekrar geriye dönüp süreyi doldurup gittik. Bu sebeple siz de buna mutlaka dikkat edin. Üçüncü konumuz enteresan bir konu. Haberlerde görmüşsünüzdür. Buraya da bırakıyorum. Bursa plakalı bir araç Düsseldorf'a geliyor. Düsseldorf'ta tramvay rayının üzerine aracı park edip gidiyor. Ve ondan sonra tramvaylar arkada sıra oluyor. Çünkü tramvay ilerleyemiyor. Tabii ki bu sosyal medyada viral oldu. Videoyu ilk gördüğümde şaşırdığım şey o araçla Almanya'ya gelmiş olması her şeyden önce. Çünkü yani çok böyle uzun yol aracı değil gördüğünüz gibi araç. Nasıl o kadar ülkeler, o kadar kilometreler gelmiş? Biraz konforsuz olmuştur diye düşünüyorum. Gelinebilir tabii ki. Eskiden ne araçlarla geliniyordu, gidiliyordu ama biraz zor olmuştur diye düşünüyorum. Ondan sonra biraz böyle şey oldu. Ya tabii normal. İşte zaten Türk plakalı bir araç. Ne bekliyordunuz ki? Böyle bir şey oldu falan gibi şeyler yayıldı. Burada şunu söylemek istiyorum. Benim ilk tabii dikkatimi sürekli gidip gelen biri olarak o araçla nasıl geldiği kısmı çekti. Onun haricinde o aracın oraya park etmesine yine de o şahsı tenzih ederek söyleyelim. Belki çok farkında olmadan yapmıştır ama şaşırmadım. Çünkü Türkiye'de araç kullananlar bilir ki trafik kuralı pek yoktur. Yani ters yönden girilir, sinyal kolları pek çalışmaz, kimse sinyal vermez kolay kolay. Birçok sınıra uyulmaz, hız sınırına birçok kurala kolay kolay uyulmaz. Cezalar çok yüksek değildir vesaire. O yüzden hani Türkiye'deki trafik akışı gerçekten çok sinirleri alt üst eden bir şey var. Sürücülerin birbirlerine saygıları yok. İnsanlar birbirini selektör yaptığı için öldürebiliyor, yol vermediği için kesebiliyor ya da önüne kırdığı için bıçaklayıp doğrayabiliyor. Korkunç şeyler. O yüzden tramvay yoluna park edip kurallara uymadan gitmek son derece masum bir şey. Yani insanlar beklemiş, insanlar mağdur olmuş. Bunlar çok masum şeyler. En azından biri ölmemiş, en azından birini vurmamışlar, en azından boynunu kesmemişler, saldırmamışlar. Trafikte bunlar olduğu için bu çok şaşırtıcı bir şey değil her şeyden önce. Ama şunu da söylemek istiyorum.
bu kadar hani viral olup da ya nasıl olsa hani bir kural ihlali varsa bunu da Türkler yapmıştır demek de doğru değil Almanya için açıkçası. Burada derler ya 77 milletten, ırktan insan yaşıyor diye. Bu da yine çok genel geçer bir şey olmamakla beraber en iyi entegre olmuş göçmen grubundan biri Türklerdir diyebilirim. Her şeye rağmen. Burada uzun yıllardır yaşayan kızdığımız insanlara rağmen. Berlin'in göbeğinde drift atıp düğün konvoyu yapanlara ya da işte burada mafyatik işlere bulaşanlara bir sürü şeye rağmen bunlar istisna. Onun dışında genel olarak çok daha iyi entegre olunduğunu söyleyebilirim. Özellikle yeni nesil göç ile birlikte. O yüzden o kadar yüklenmek çok doğru değil ama çok da şaşırtıcı bir haber değil. İşte Düsseldorf'ta Bursa plaka falan olunca birazcık viral oldu tabii ki. Almanya'nın ekonomisiyle alakalı olarak, çok fazla göç almasıyla alakalı olarak böyle bir şeyler konuşuluyor biliyorsunuz. Ya işte ekonomi işte kötüye gitti ya da işte çok göç aldı. Artık her milletten insanlar var falan. Bazı bölgelerde, bazı getto yerlerde bunu gerçekten hissediyorsunuz. Katılmamak elde değil, tamam ama hiç bozulmayan ve gerçekten inanılmaz konforlu bir şey var ki o da trafik. Bu kadar şeye rağmen, bu kadar çeşitli insana, çeşitli dünyanın her yerinden insana rağmen, insanların bu kadar bazı şeylerde kurallara uymamasına rağmen, entegre olamadı, şu olamadı, bu olamadısına rağmen trafikte yani milyonda bir kez siniriniz bozuluyor. Milyonda ayda üç kere korna duyuyorsunuz, öyle söyleyeyim. Her şeye rağmen, en getto yerlerde bile bunu hissediyorsunuz. Yani herkes bir derece sabırlı, yeşil yanar yanmaz da korna sesleri yok. En kötü yerde bile açıkçası Avrupa'nın birçok yerinde sürekli olarak araba kullanan biri olarak takip edenler az çok biliyordur. Hep arabayla gidip geliyoruz son yıllarda. Almanya kadar trafiğin düzgün aktığı, stres olmadan araba kullandığınız bir yer daha yok. Umuyorum ki diğer ülkelerde bunu takip eder. Var tabii ki Avusturya fena değil, İsviçre fena değil ama böyle aşağıya doğru gittikçe maalesef bozuluyor. Özellikle İstanbul'a girdikten sonra sinyal kollarının kullanımı muhtemelen yasaklandı. Ben takip etmiyorum gündemi. O da olabilir. O yüzden zaten sinyal genellikle kullanılmıyor. Birkaç kişi de sinyal var ya da çok pahalı sinyaller artık arabalara ekletmek. Belki onda da KDV ÖTV var bilmiyorum ama sinyal yok. Fren pek kullanılmıyor. Genelde gaz, selektör, korna fren yerine kullanılıyor. O yüzden bunu hemen hissediyorsunuz. Bu henüz bozulmuş değil Almanya'da özetle. O yüzden bu da güzel bir şey. Umarım bir daha böyle bir şey olmaz. Bu tarz videolarda viral olmasın. Yani böyle Türkler yolları kapatıyor vesaire değil. Aslında daha kötü, daha adapte olamamış toplumlar maalesef var. Umarım herkes gittiği yere hızlıca adapte olabilir. Umarım bizim ülkemizde de trafik bir tık daha insanlara zarar vermeyecek noktaya gelir. 9'dan sonranın bu akşamki başlıkları böyleydi. Bu videolarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Konu başlıkları, değinmek istediğiniz konular varsa yorumlara yazın. Bunları konuş. Önümüzdeki gün, yarın, öbür gün bunlara değinir misin dediğiniz konular varsa lütfen yazın. Bu konularla ilgili yorumlarınızı yazın. Korona olayı mesela, yani bu aşıdan zarar gören biri var mı tanıdığınız mesela? Gerçekten kanıtlanmış. Ya da siz inanıyor musunuz böyle şeyler? Ya bu aşıdan sonra zaten sürekli hastayız, sürekli yorgunuz. Sebebi bu mu diye düşünüyorsunuz? Yoksa tam tersi aşı zaten bizim hayatımızı kurtardı. Bunun dışında böyle bir ilgisi alakası yok mu diye düşünüyorsunuz? Bununla ilgili de sürekli kendi aramızda da konuşuyoruz. Siz de konuşuyorsunuz eminim. Yorumlarda da buluşalım. Yorumlarınızı merak ediyorum mutlaka. Bugünün güzel sözü de biliyorsunuz her videoyu artık güzel bir sözle kapatmaya çalışıyoruz. Goethe'nin bir sözü arkadaşlar. İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını harcarlar. Sonra sağlıklarını korumak ya da geri kazanmak için paralarını harcarlar demiş Goethe. Doğru söze ne hacet tabii ki. Katılıyorum. O yüzden siz olun. Sağlığınızı koruyun. Sağlık her şeyin başı, her şeyden önde geliyor. Sağlıklı, güzel, mutlu, trafikte stres olmadığınız güzel günler diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.